Adobe Edge Reflow için creative.adobe.com sitesine bağlanarak bir Creative Cloud hesabı edinebilirsiniz. Ücretli veya ücretsiz Creative Cloud hesabına sahip olan tüm üyelere açık olan Edge araç ve hizmetleri içerisinden Edge Reflow yazılımını bilgisayarınıza indirin. Yazılımı indirip kurulum işlemlerini bitirdikten sonra programı açalım ve açtığımızda yeni bir belge ile karşımıza çıkıyor. Şu anda belge yapısına baktığımızda belgenin gövdesini ve içerisinde çalışacağımız konteyner yapısını seçerek direkt görebiliyorum. Bu yapının boyutunu layout başlığı altındaki hemen size bölümünden ayarlayabilir. Belge boyutunu farklı ortamlara göre içeriğimizi hazırlarken değiştirmemiz gerekecek. Burayı da kullanabileceğimiz gibi üst taraftaki cetvel da kullanabiliriz. Özellikle sağ taraftaki Yeniden boyutlandırma tutamacını tutarak şu şekilde üst tarafta da görmüş olduğunuz gibi piksel genişliğine göre tekrardan sayfayı tekrar boyutlandırabiliriz. Bu sayfa boyutlandırma ile alakalı ayrıntıları belge yapısı video eğitiminde ayrıntı olarak anlatacağım. Bunun haricinde peki arayüz içerisinde başka neler var? Aslında çok basit bir program. Hazırlamış olduğumuz görselleri. HTML ve özellikle CSS olarak almamıza yardımcı olan bir yazılım. Web sitesi tasarım süreci içerisinde iş akışımızı hızlandıran ve yardımcı olan bir yazılım. Genelde nesnenin sayfa içerisindeki mizampajı ile alakalı özelliklerini layout bölümünden bu bir bir kutu da olabilir veya bir yazı kutusu da olabilir hangisi olursa olsun layout bölümünden sayfa içerisindeki konumu veya duruşuyla alakalı ayarları, styling bölümünden de nesneye özel olarak ayarlanan renkler veya bir yazıysa bu yazı ait fontlar gibi özellikleri buradan değiştirebiliyoruz. Dreamweaver, Firefox gibi veya bir Photoshop gibi çok gelişmiş bir yazılım değil. En temel seviyede bize nokta atışı yardımcı olan bir yazılım olduğu için üst taraftaki menülere de baktığımızda çok az bir menüye sahip. Yeni bir belge açabilir, var olan belge açabilir, kaydedebilir veya farklı bir isimle belgenizi kaydedebilirsiniz. Edit bölümünde karşımıza çıkan yine dikkat ederseniz kopyalı yapıştır gibi bir seçenek bile yok. Burada double key'de kullanırız bunun yerine. Ayrıca align yani hizalamaları bakın sayfanın sağ alt köşesindeki align butonu birden fazla nesne seçiliyken burada açılan seçenekleri de kullanabiliriz. Arrange seçeneklerini kullanabiliyoruz burada. Eğer nesne gruplamak isterseniz gruplayabilir veya an grup yapabilirsiniz. View üst menüsünde yakınlaşıp uzaklaşma ancak bunu çok fazla kullanmayacağız sanırım. Şu anda benim ekranım bile 1280'i 720 çözünürlüğünde ve bu boyutta bile rahatlıkla çalışmalarımı tam olarak neredeyse görebiliyorum. Alt taraftaki Show Edge veya Show Grid gibi seçenekleri seçerek Show Panels bunların ayrıca kısa yollarını kullanarak yine çalışmanız esnasında özellikleri değiştirebilirsiniz. Preview in Chrome bizim için önemli. Edge Reflow içerisinde hazırlamış olduğumuz dosyayı kaydettiğimizde Reflow için özel bir dosya uzantısıyla kaydediyor. Ve bunu ne bir HTML ne de bir CSS dosyasıymış gibi içeriğini göremiyoruz. Yani görebiliyor olsak da anlamsız bir metin dizisiyle karşımıza çıkıyor. Preview in Chrome seçeneğini seçtiğinizde Edge Reflow hazırlamış olduğunuz sayfaya ait HTML, CSS ve ayrıca gerekli imaj klasörünü de hazırlayarak direkt bir klasör içerisine kaydeder ve Chrome içerisinde bu şekilde gösterir. Ve bu sayede biz de HTML ve CSS yani özelliklerine ait dosyaların da exportunu almış oluyoruz. Window başlığı altında açık olan dosya üzerine zaten direkt gidebiliyoruz. Help başlığı altında özellikle check for updates ara ara update'leri kontrol edebilirsiniz. Gerçi herhangi bir update olduğunda Adobe direkt uyarıyor. Ancak yine siz de kontrol edebilirsiniz arada. Edge Reflow Help bizim için önemli. Buraya tıkladığımızda ekran üzerinde de görmüş olduğumuz gibi kısa yollara ait tuş kombinasyonlarını burada görebiliyoruz.